Hakikaten Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasında ciddi sorunda alanlar var ve bunun böyle gitmeyeceği Amerika Birleşik Devletleri'ne daha sağduyulu isimler tarafından da dile getiriliyor. Tabii ki Türkiye'de de yetkililer bunu görüyor. Bir defa Hakan'ın tilla ile ilgili olarak davadan sonra ne olur ne olamaz ne gibi konularla Türkiye karşılaşabilir diye hükümet içinde de bir çalışma Var bunu söyleyeyim ama bunun yanında bu vize uygulaması yani vize işinin tam sorunlu zamanında bütçe görüşmelerinin birinci haftasında... E, sessiz diplomasi adı altında bir e, ben öyle koydum adını ama bir e, inisiyatif gösterildi. E, Cumhurbaşkanı'nın bir dönem en yakınındaki isim şimdi bir milletvekili isim vermiyorum. E, ondan birlikte bir çalışma grubu oluşturuldu. Cumhurbaşkanının talimatı başbakanın ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler. E, 30 üst düzey görüşme yaptılar. Bunun içinde çok üst düzey bir bakan var. Ee, işte Washington Post'un genellerin yönetmeni var. Çok üst düzey yetkililer var. Ee, ve netice itibariyle şöyle karar verildi. Ee, resmi görüşmelerde Türkiye Amerika'yı anlatıyor. Amerika Türkiye'yi anlatıyor. Kimse kimseden geri adım atmıyor. Dolayısıyla bunu başka bir şekilde çözmeye çalışalım. 10 problemli başlık belirlendi. Bir tanesi çözüldü vize. Bunların içinde davalar var. Ee, i̇şte Türkiye'nin durduğu eksen var. O var bu var. Şimdi verilen karar şu. Bu görüşmeler, bu inisiyatif sessiz bir şekilde devam edecek. Kamuoyu önünde açıklama yapılmayacak. Bir çözüm bulunmaya çalışılacak. Ee, Ocak sonunda bir ekip gelecek buraya tekrar ee, bu sessiz çalışma grubuyla da görüşecekler. Belli ki sonrasında da gidecekler. Ee, sorunlu başlıklar. Eğer bu sorunlu başlıkların herhalde ilerleme kaydedilirse, tüm bu işlerde karşılıklı bakış açıları da farklı bir noktaya kayacaktır. Ben...